Güzel. Açık açık konuştuk her şeyi. Bir sıkıntı yok. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Nasıl kurtulacağım ben bu adamdan? Günaydın. Kendime tost yapıyorum. Sen de ister misin? Hayır. Akşam nasıl geçti? Annenler iyi mi? İyiler. Sohbet ettik işte biraz. Bebeğimizden bahsettin mi? Hayır, söylemedim. Bu çocuk ailenle aramızda köprü olacak demiştim. Bence bahsetmelisin bir an evvel. Evliliğimizin kurtulduğunu öğrendiklerinde onlar çok mutlu olacaklar. Hiçbir şeyin kurtulduğu yok Nihat. Oyun oynamayı bırak artık. Şöyle yapalım mı? Akşam ailenle bir araya gelelim. Hem bebeğimizden bahsedelim, hem de yeniden birlikteliğimizi öğrensinler. Seninle hiçbir şey başlamıyorum ya ben. Hayal kurmayı bırak artık. Ben hayal kurmuyorum. Ama sen çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ben de burada durup yaşadıklarını unutturmak için çalışıyorum. Ne yapacaksın ya? Ha? Zorla mı tutacaksın beni burada? Mine. Ben çok sabırlı bir adamım. Beni bilirsin. Akşam ailenle nerede yemek yiyeceğimize karar ver. Sevgilim. Ne o? Beni mi takip ediyorsun şimdi de? Yok. Teknemi görmeye geldim. Hatta gel sana da göstereyim. Sen ne yapıyordun burada? Dolaşmaya çıktım Nihat. Deniz havası alayım dedim. Biraz ne var bunda? Ha. İyi. İyi yaptın. Hadi gel. Neredesin sen ya? Bir arkadaşımı gördüm. Çok sevdiğin bir arkadaşın galiba. Yüzün güldüğüne göre. Hiç sevmem kendisini. Ama karşılaştığımız iyi oldu. Güzel bir haber aldım. Ne haberi bu? Hiç, boş ver. Senin çok ilgileneceğin bir şey değil. Daha bir şey alacak mısın? Yoksa dönelim mi eve? Bir iki parça hediye daha bakacağım. İyi, bin arabaya. Artık gidelim, bitsin bu iş. Peki, tamam. Geliyorum. Kimdi o? Annemler. Ayvalık'a gelmişler, buradalarmış. Eyse annem beni görmek istiyor. Yanlarına uğramam lazım, bayram sonuçta. Peki neredeler? Otelde mi? Yok, otel değil. Bizim bir aile dostumuz vardı ya anne. Babamın da çok yakın arkadaşı. Bir dakika. Düğünümüzdeki rezil heriften mi söz ediyorsun? Evet. Ama işte babamın çok yakın arkadaşı. Hazırlık yapmışlar bir de. Peki. Seni ben bırakayım diyeceğim de sizinkilerle karşılaşmak istemiyorum açıkçası. Bence de. Hiç gerilmek istemiyorum. Şimdi babam seni görüp kurulmasın iyice.
Ben gider gelirim hemen. Gitmişken bir konuş onlarla. Bebeğimiz olacak de. Belki araya düzeltirse. Olur, konuşurum. Bu çocuk kurtuluşumuz olacak bizim. Ben çantamı alıp çıkayım. Sevgilim uyuyor muydu? Yok. Erken döndün. Tekneyi aldım. Görünce bayılacaksın. Gel. Bakım yapılıyor şu an. Ekstra bir şeyler daha yapılacak içinde. Bir şey söylemeyecek misin? Sen çok istiyordun zaten. Hayırlı olsun. Adını ne yazdırdın bil bakalım. Bir tarafına Mine, diğer tarafına Deniz. Deniz. Bebeğimizin ismi. Kız ya da erkek, ikisine de uyar. Çocuğumun ismine de karışma artık. Yapma lütfen. Deniz olmayan bir yerde yaşayamam derdin hep. Sen seversin diye seçtin bu ismi. Deniz Ergün. Havalı değil mi? Allah'ım delireceğim. O senin çocuğun değil Nihat. Yapma lütfen. Başa dönmek istemiyorum. Haklısın. Ben de başa dönmek istemiyorum. Bitsin bu iş. Hala benim nikahlı karımsın. Bunu unutuyorsun. Bitecekti bu evlilik. Sen fazla uzattın sadece. Çünkü doğrusu bu. Sadece kendime değil, seni de düşündüm. Somer bunları öğrendiğinde hiç hoş olmaz değil mi? Yazık. Öğrenmesin bence. Sen de evli bir kadın olarak evli bir adamdan çocuk doğuracaksın. Utanç verici bir şey. Zavallı çocuk da belediye zina olarak anılmasın değil mi? Nihat. Yapma. Yalvarırım yapma. Ne olursun anlamaya çalış beni. Ben seni sevmiyorum. Sevemiyorum. Daha neyi zorlamaya çalışıyorsun? Önemli değil ki. Ben seviyorum. Sen de zamanla seversin. Onu görebilmek için zaman gerekir. Zaman, bizi göremediklerimizden uzaklaştıran ve her şeyi netleştiren tek ölçüdür. Somer Bey, zahmet etmişsiniz buralara kadar. Buyurun. Geçmiş olsun Mine. Nasılsın, daha iyi misin? Gayet iyi. Doktoruyla konuştum az önce. Endişelenecek bir şey yok. Sevinin. Bizim sevincimiz çok daha büyük. Öyle değil mi Mineciğim? Mutluluğumuzu sizinle de paylaşalım. Az önce baba olacağımı öğrendim. Tebrik ederim. Demek ki bu yüzden bayılmışsın. Evet. Tebrikler. Darısı sizin başınıza diyelim mi Somer Bey? İnşallah.
Biz de çok istiyoruz Türkan'la. Öyle mi? Ne kadar güzel. Mutlu beraberliğinize bir çocuk çok yakışır. Evet. Biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Müsaadenizi isteyelim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi gidelim Türkan. Geçmiş olsun yine. Teşekkürler. Kendini toparlayınca topla eşyalarını, götüreceğim seni. Artık bu evde kalmanı istemiyorum. Nihat. Nihat bak bu durum beni çok rahatsız ediyor. Beni de rahatsız ediyor. O yüzden bu evde kalmayacaksın. Onu demiyorum Nihat. Nihat seninle biz... Ben bunu yapamam. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Kafan karışık şu an. Normal bu. Geçer. Nihat geçmeyecek. Geçer. Geçmeyecek. Geçmeseydi ben burada olmazdım. Bana bütün yaptıklarına rağmen seni çocuğunla beraber kabul ettim. Bunu yapmanı ben istemedim senden. Ben senin acil çıkış kapın değilim yine. İhtiyacın olduğunda kullanıp işin bitince böyle kenara atamazsın. Eskisi gibi yine ben varım hayatında. Bir gün sana bunun olacağını söylemiştim. Sen çıldırmışsın. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğimi bildiğin için yapıyorsun bunu bana. Bana para yardımı yaparak sinsice girdin hayatıma. İntikam almak için. Sen istersen buna intikam de. Ben kaybettiğimi geri alıyorum. İtibarımla birlikte bir zamanlar çok sevdiğim kadını geri alıyorum. Ama bu defa Somer kaybedecek. Bize yaşattığı şeyin aynını kendi yaşayacak. Somer'den uzak duracaksın. Annesiyle şu an çok iyi bir hukukumuz varken artık çok geç. Bir dakika ya. Rüyacan'ımla ne gibi bir işin olabilir senin? Kendisiyle basit bir pazarlık yaptık. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne pazarlığı? Oğluyla masum karısının saadetine karşılık zeytinlikten çekildi. Ama onun da bilmediği bir şey var. Ben bu kadarıyla yetinecek biri değilim. Daha yeni başladık. Afiyet olsun Minir. Buyur. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.